Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hal yastaviyan. Bu ikisini misal öteng bulur mu? Dedi namur adıyan dersimizin bugün yigimensi. Büyüğün mevzuyumuz mumun ve kafir. İman ve küfür. Bunun ortasındaki fark. İman ve küfür ortasında juda ham katta fark var. Bu ikisini hergiz tenginleştirip bulmaydı. Allah'a iman keltirip mumun buluş ve onge kafir buluş. Allah subhanahu ve ta'ala Adam aleyhisselamın umurtkasını siladı ve kıyamet geçe keladigan zürriyatlarını ondan çıkardı. Ve onlardan misak aldı. Elestu bi rabbikum. Ahir sizlerine parverdigarınız men emas men mi? Kalu bela. Ruhlar hammasi cevap verdi. Ha. Mana shu narsa siz bilan bizdan bo'lgan misoq va va'da hisoblanadi. Ana shu kunda hammamiz iymonni qabul qildik. Hammamiz mu'min bo'ldik. Endi dunyoga kelgandan keyin insonlarni ichida ana shu va'dasida turganlari bor, va'dasini buzib o'zgartirganlari bor. Kim shu va'dasida sobit qolgan bo'lsa, mahkam tutgan bo'lsa mu'min bo'lib yashabdi. Kim o'zgartirgan bo'lsa kofir bo'libdi, fosil bo'libdi, munofiq bo'libdi. Qur'on ichida kıssalar var, kafirlerge misallar, mumunlarge misallar. Namrud, İbrahim Halilullah davrede yaşayabıyken kafir padişah. Namrud küfürge misal. Onge bir yaş yigitini otge taşlaşgeneken küymepte degen haber geldi. İsmi İbrahim idi aleyhisselam. Onu ben aldım ki abgelilerçi dedi. Abgelişti. Onge karab, ey İbrahim, senin Rabbin var mı dedi. İbrahim aleyhisselam ha dedi. Rabbin kanaka sıfatla bir. Rabbim öldürüp tırıltıradı dedi. Namrud özünü huda da bilerdi. Atrafı değillerinde özgü ibadet kılışı ki büyür aradı. Toktap dur dedi. Askerler geldi ki kama kabarı falancı falancı nap geliyorlar. İkalası hem ölümge hüküm kılıngan kişiydi. İkalası nap gelişti. Birincisi geldi. Seni dedi hayatka kaytardım. Kete olur dedi. İkincisini boynuge kılıçı uyuyorlar dedi. İbrahim Aleyhisselam malda bir tanesini koyu vardı, bir tanesini katıl kıldı. Ana, menem öldürüp tırıltıramam dedi. İbrahim Aleyhisselam ayetken tırıltırış, öldürüşlik, bu hakiki tırıltırışlık idi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam, o bulan bahsini çözüp oturmadı da, elbette benim Rabbim künlü maşırgıdan çıkaradı. Sen onu mağribden çıkarıp verçi dedi. Fabu haytellezi kefer, vallahu la yehdil kavmet zalimin. Şimdi bu inkar kılıcı doldurup kaldı. Allah zalim kimselerine hidayet kılmaydı. Namrud kafir idi. İbrahim Aleyhisselam Müslüman idi. Namrud'un akıbatını mı oldu? İbrahim Halilullah'ın akıbatını mı oldu? Bu ikisi tek bu muydu? İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Teala necatke çıkardı. Bu uluğ peygamber Falastin'e gitti. Şu yerde ömrünü yaşayıp ötküzdü. Şimdi Namrud'cu. Az yine vakt ötkenlerken Allah Teala onu şimdi harkıldı ki burnudan ya ki kulağından bir paşa kirip gitti içine. Ve başında şimdi bir alemini, ağrını payda kılardı. Alem payda bulgen vakitte, onu başındaki ayak kimi bulan urup, ana şu ağrını az yine tınçitken kişi, Namrud için en mahbub insan gelenip olardı. Allah şimdi harkıldı ki, ayak kimi bulan başındaki urulgen de huzurlarına duyan buldu. Bu kafirin akıbatı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın akıbatı. Bu ikisi herkes deyip olmadı buradalar. Bilal İbn-i Rabah. İman keltirdi. Kalteylendi, azablandı. Bunların bağrını onun seyyidi Umayyutum'da halaf kıldı. Kün kızıgen payıttı, Mekke'nin taşkarası yapıp çıkardı. Urup azablap, kimlerini yeçip yeri yatkızıp, üstüge katta harsayı taşlarını bastırıp koyardı. Bilal raziyallahu anh ise, ahadun ahad deyişte başka sözünü etmesiydi. Umayyutum'da halaf yukarıda, Bilal'ın rabah pasta, o azabladı, bu azablandı, yıllar öttü. Müslümanlar bilen müşrikler ortasındaki birinci gazat, Badr gazatı buldu. Ümeytun'un halafı yetiştirdi. Bilal'ın Rabah'ın yes, uzak ömür gördü buradalar. Bu kişi İslam'daki birinci muazzinlik şerefi yetti. İbadet ve hürmet degen nimet için yaşamıştı. Dünyadan çıkıp giderken, dünyadan ketiş arafası tutarken, ayağı aldı oturup yığlardı. Kandaya musibet, kandaya kaygı. Bilal raziyallahu anh'u ise, ne kadar katta kursançlık, ne kadar katta kuvanç derdi. Ha, ne demek ki kuvanç değilsiniz, hazır ölesiz dese, ertege mahbublar aldıge varamız.
ertaga Muhammad Rasululloh va ashoblarni oldiga boramiz dedi. Umayyat ibn Xalaf ham o'ldi, Bilol ibn Raboh ham o'ldi. İkisini oqibati bir xil oldimi? Shuning uchun hozirgi kunda musulmonlarni xorlayotgan, musulmonlarni qonini oqizayotgan, musulmonlarni har xil tuhmatlar bilan ayblayotganlar, ular ham o'ladi. Lekin oqibat bir xil bo'lmaydi. Alloh valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur vallazina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alloh mu'minlarning do'stidir. Alloh do'stingiz bo'lsa, nimani yutkizasiz? Alloh sizga dushman bo'lsa, nima bor qo'lingizda? Alloh mu'minlarning do'stidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'lik nurga chiqaradi. Birodarlar, iymon nur, kufr bu zulmat. Kofirlarning do'stlari esa shaytonlardir. Ular kofirlarni yorug'lik nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Musulmon oilasida tug'ilib, musulmonlar orasida yashab, 3-4 chaqa uchun har xil oqimlarga, har xil firqalarga qo'shilib ketayotganlar bor. Juda chiroyli hilalar bilan, juda chiroyli vechirinkalar, kafelar, o'tirib choy ichishlar, choy pitiyalar bilan oldab, avrab qo'lingizga pul berib, diningizdan chiqarib yuboradi. Juda ehtiyot bo'linglar. Studentlar ayniqsa. Uni aldashning yo'li pul. Uni aldashning yo'li internet. Uni aldashning yo'li kechada katta ishlarga kirgizamiz seni deb turib, olib chiqib ketib qoladi. Shu farzandlarini g'ayri din yurtlarga jo'natgan student qilib, otalar juda ham xushyor bo'linglar. O'zimizni yurtimizda turib dinini almashtirib o'rayotganlar ko'payib ketdi. Endi boshqa yurtga borgandan keyin Alloh saqlasin. Iymon nur, kufr esa zulmatdir. Qalbi iymon bilan to'lgan kishi va qalbida kufr bo'lgan kishi, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Qalbida iymon to'lgan kishi hayotda qanaqa bo'lsa ham hayotdan rozi bo'laveradi. Hayoti saodatli bo'laveradi. Ammo qalbida kufr bo'lgan inson to'r yog'i taq bo'lgan chog'ida ham hayotdan hech qachon bu rozi bo'lmaydi. Bu ikki sargis teng bo'lmaydi. Qur'ondagi qissalardan ashabul uxtud, chuqur egalari. Bu qissa hammamizga ma'lum birodarlar. Qissaning avvalida bir yosh yigit bor edi, iymon keltirdi. Uning iymoni odamlar o'rtasida tarqadi. Bu yigitni podshoh o'zi uchun kelajakda sehrgar bo'lsin deb qari sehrgarga shogird qilib qo'yib bergan edi. Ammo bu kishi iymon keltirdi. Bu yigit zolim podshoh uni bilib qoldi, unga iymon durayotgan rohibni qatl qildi va yigitni ham qatl qilishlikka juda ko'p urindi. Dengizga yuborib cho'ktirmoqchi bo'ldi, bo'lmadi. Toqqa yuborib tashlab yubormoqchi bo'ldi, bo'lmadi. Alloh saqlovurdi. Podshoh qo'rqdi. Chunki odamlar unga ibodat qilishlikni qo'yib, bu yigitni robbisiga ibodat qilishligidan xavotir oldi. Podshoh atrofidagi hammasi kofir edi. Endi qalbi iymon bilan to'lgan bu yigit o'zini qurbon qilib bo'lsa ham odamlarga haqiqatni bildirishlikni xohladi. Podshohga aytdi: "Meni o'ldira olmaysan" dedi. "Agar o'ldirmoqchi bo'lsang, daraxtga osib qo'y o'zini. O'zini kamonimga o'q tusab turib, Bismillahi robbil g'ulam. Bu yigitni robbisining nomi bilan deb ot" dedi. Butun xalq to'plandi. Podshoh shunday qildi. Bismillahi robbil g'ulam deb otdi, hali yigitni qatl qildi. Allohning dinini yetkazishi yo'lida shahid bo'ldi. Odamlarga haqiqatni ko'rsatishni xohladi. Mana qalbida iymoni bor odam qanday bo'ladi? Faqat o'zini o'ylamayapti, bo'ldi, iymon keltiradi menga, bo'ldi, yetadi demas. Boshqalarga ham ilinyapti. Yigit shuni xohlagan edi, maqsadiga yetdi. Odamlar podshohni qo'yib, yigitni robbisiga iymon keltirdi. Endi bu zolim podshoh nima qildi? Katta-katta chuqurlarni kavlatdi, ichiga o'tinlarni to'ldirdi, juda ham katta alangani yaqdi. Va iymon keltirganlarga shartni qo'ydi. Yo diningdan qaytasan, yo chuqurga tashlanasan. Insonning qalbiga iymon halovati kelgandan keyin uni hech narsa qaytara olmaydi bu yo'ldan. Haqni tanigandan keyin, zulmatdan nurga qaytgandan keyin hech kim uni majbur qila olmaydi. Qaytmadi bitta ham odam. Hammasini chuqurga tashladi. Ular ham o'ldi. Bu chuqur egasi bo'lgan podshoh ham o'ldi. Bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Firavn, ana robbukumul a'la, men sizlarning eng oliy robbilarman deganida. Banu Isroilni xor qilganida, erkaklarni so'yganida, ayollarni tirik qoldirganida, yosh bolalarni ham go'daklarni so'yganida. Fa akhadnahu va junudahu fanabadnahum fil yam
ve huve mulim. Allah nima qildi buni? Uni o'zini ham, qo'shinini ham olib dengizga cho'ktirdik. Endi Banu Isroil iymon keltirgan Banu Isroil Musa alayhissalom bilan dengizdan chiqib ketib, Fir'avnni suvga cho'kayotganligini ko'rib turishdi. Necha yil xor qilgan edi? Necha yil azoblagan edi? Mana endi suv tagiga kirib ketyapti. Mana endi cho'kayapti hammasi. Qo'lida nima bor? Hech narsa yo'q. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Çukur egelerinden ne için bunda bir kasas alıştı? Çukur egelerinden ne için bunda azablaştı? Çünkü onlar Aziz-ül Hamid bugün Allah'a iman kilitiriş genedi. Mal-ı mülkiye tecavüz kime genedi? Onu saltanatın tatlı olamız deme genedi? İman kilitirgenlik için bana şunu azab gibi dışarı buluştu. Kafirler dünyada mumullarını katıl kılışı mümkün, kamaşı mümkün, azablaşı mümkün. Ama iman özünü sahabını sabit kıladı. Azablanganlara mı öladı? Azablanganlara mı öladı? Akıbet bir kılıp oladı mı? Badr gazat. Arabların adatına göre ceng başlanıştan avval ikili koşundan ortaya pahlavanlar çıkadı. Mübaraza kılıçlık için. Yekke mi yekke alıştık için. Müşriklerini ulgularından, sayyidlerden boyan üçte kişi. Utba İbn Rabia, Şayba İbn Rabia, Valid İbn Utba. Üç arası ortaya çıkıştı, Müslümanlardan mübaraza talep kılıştı. Yani şimdi bir bahadırlar olsa çıksın. Müslümanlardan Hamza İbn Abdülmuttalib, Ali İbn Abi Talib ve Ubeyd İbn Harisler çıkıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karındaşları. Ceng bu oldu. Bana iki taife türüptü. İki adam türüptü birbiri bilen kılıç götürüp uruşkanı. Hamza bilen Ali raziyallahu anhuma özünün rakiblerini bir pasla işini bitirişti. Yer işletti. Endi Ubayda bilen Şaybe ise birbirine ikilası zarba verdi. İkilası hem yıkılıp düştü. Lekin ikilası hem trik. Ana şu canilerine kaydasına göre Hamza bilen Ali raziyallahu anhuma barıp onun işini bitirişti de Müslümanlardan iki tası trik kaydı, bir tası carahatlandı. Ana şu mübareze hakkı da Allah-u Teala Kur'an'da ayet nazil kıldı. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصاب من فوق رؤوسهم الحميد mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakka-yakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti mana shu ikki g'anim ikki dushman parvardigorlarining haq dini hususida talashdilar bas kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyulur. Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni kattalarini bir chuqurga olib tashlashdi o'ligini. So'ngra payg'ambarimiz mana shu Qalibni ustida chuqur ustida turib, "Ya Amr ibn Hisham, ya Utba ibn Rabia, ya Shayba ibn Rabia" bittadan atini aytib turib, "Hal vajattum ma va'adakum robbukum haqqo." O'liklarga gapiryapti. Robbilar va'da qilgan narsani haqligini ko'rdinglarmi? Ya'ni sizlarning butlaringlar o'limdan keyin hayot yo'q, o'lgandan keyin yo'qib ketamiz deb ishontiradigan butlaringlarni gapirsa ekanmi dedi. Fa inni qad vajattu ma va'adani robbi haqqo. Albatta men Robbimni menga bergan va'dasi haqligan ekanligini ko'rdim dedi. Shuni Umar ibn Xattob ya Rasululloh, ona o'lib chirib sasib ketganiga gapiryapsizmi? Deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, ular Senden körü beni yakşırağa içişeyip tazir dediler. Bana yani közü açıldı onlarda. Küfürde ekenliği, nahak ekenliği malum bu oldu. Endi faydası var mı bu ilimli onlarda? Kıyamet günü de, buralarlar, kafir ile mumun ortasında fark buladı. Kıyamet günü de, hiç kim birbirini yanına almaydı. Fakat mumunlar özünü, mumun buralarını esleydi. Ve Allah da Allah'dan şefaat kılışını soruyor. Allah da Allah dedi, barıylar. Cehennemge barıylar, kalbide hardal uruğu çelik, imanı bar adam bası cennetke çıkarıylar dedi. Yani imanı bar adam, madem ki dünyadan kafir bolu ötmepti mi? İman bile ötüptü mü? Günah köprü giden dozak geçişti, cennetke kiram yaptı. Bir gün keledi, bir gün elbette keledi, dozaktan çıkadı. Bir gün elbette cennetke kiradı. Mübareğe basın şu iman buradalar. Akamızdır, ülkemizdir ibadattan uzak. Akamızdır, ülkemizdir roza tutmayken naumid bu melek. Kelime keltirgen Müslüman mı? Cennette cevabı var onlarca. İnşallah.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Kim hatırcam yaşadı şu hayatta bilesiler mi? Mumun adam. Mumun adam. Her kança maşakkat olsun, her kança kıyınçilik olsun, ötüp getirdi bu deydi. Her kança maşakkat olmasın, sınav deydi. Az yine sabır kısam, Rabbime huzur yabaraman deydi. Fakat mumun hatırcam yaşaydı. 12'de kıyamet bularken dese, hem hatırcam yaşaydı o. Rasa küldü ya, haleler. 16. yılma hazır. Tör il botta çünkü. Tomaşa buldu mu dünya? Rasa pul kıladı gönle pul kıldı da. Şems attı güt. Ben hayran kalıyorum ben. Kıyamet bozsa şemdi. Ha kıyamet bozsa başın göresem o şemdi. Bunkerlerden pul yer satışı oldular puldar adamlar. Kim hatırcam yaşarken? Mumun adam. Allah dolayı tadı. İman keltirgen. Öz imanlarını zulüm, yani şirk bilen aralaştırmayan zatlar, ana öşeler hatırcan bol göçüdürler ve öşeler hidayet top göçüdürler. Fakat mumun adamın hayatı hatırcan mıydı öteli? Bir geçilip yeter problemi. Kazlarım uzunip yeter deydi. İşler yemin rüşk yeterdi balam deydi. Yakşı op yetesen deydi, şifa topasan elbette deydi. Bir sababını kıl yapın. Uyurin deydi. Ve izâ marittu fahuva yeşfîn. Eğer ben betap olup, bemar olsam, Rabbim menge şifa beredi. Allah Teala Kur'an'da iki tane akükenin kıssasını keltiredi. Biri mumun, biri kafir. Bu akükenin otasından katta mirası gibi oldu. Katta pul kaldı. Onlardan bittiyse mumun idi. Özüge kereyini alıp kaldı, kagenini. Kembeğil beçara miskinlerine terk etti. Ama kafir ise, pul da hemasını alıp kaldı, sarflamadı, bok kıldı. Cüdüyem katta bakıldı, meyve çevege kirdi, derya yanı da su, meyve çeve, tökün saçın, zor bop gitti. Bana ne karab duruyorlar? Hazır ve beri koyu savallı, kanı ular hazır. Yok. Lekin kanı kılıp gitti dünyadan ilk gelesi. Akabatı bir kılıp oldu mu? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخُلْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirlerge iki kişi hakkıdaki masalını keltirin. Ulardan biri üçün iki üzümzar bağ kılıp o ikisini hurmazar bilen uğragen ve ortalarını ekinzar kılgen edik. Üzümzar bağ, atrafı da hurmalar, ortası da ekin, iki çekesi de su. Bu dünya hayatının nimetleriydi. Mumun, ulardı içindeki mumunu kafirge kelip nasihat kıldı. Kafir ne dedi? Ve dakhala cennetehu ve huve zalimun li nefsi kâle mâ azunnu en tebide hâdihi ebede. Ve kafirlik bilen özüge zulüm kılgen halde bağı gekererken aitti. Bu bağ, bu benim mağla devletim hiç kaçan yok bulmuydu. Ve kıyamet hem kayın bulmuydu da böyleyim ben. Kasem, eğer parvardigarımda kaytarılsam, yani ma bağda kıyamet bu kasayım, elbette bundan hem yakşılığa akıbet bahni topurman dedi. Küfür, nankörlük. Şimdi mumun inisini mi deyip cevap verdi. Kâle lehu sahibuhu. Birader onge hitap kılıp dedi. Sen özünü aslı neslin bulmuş adamını tuprağdan sön nütfe bir tamçı sudan yaratıp söngüre onu insan kılıp rastlayan zat Allah'a kafir bul değil mi? Dünyaya işen değil mi? Şayet parvardigarım menge senin bağından yaşlı bir bağ ata etse seni bağınge ise Osmandan çakmaklar yubarır. Bas o sıpsılık yeri aylanıp kalır. Ya ki onu suyu yerge singip getip sen onu istafkan topu almaya kalırsan. Bittası pulu işendi, kafir oldu. Bittası Rabbisi işendi. Tosattan şamal esti. Şamal kattığı oldu. Tosattan çakma kurdu. Tosattan hava özgerdi. Közünü aldı da fakirlenip durgen bağı yok oldu kaldı. Yok boyanda köz açıladı. Lekin bu köz açılışının faydası yok. Yok oldu bağı. وَاَحَيْتَ بِثَمَرَيْهِ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ Der hakikat onun meyve bağı halak kılındı. Özü ise huğullab kalgen işgahımlarını körüp ve onlarca sarflagen narsalarını oylab çeppek çalgen içe afsus nadamat çekip kaniyende men ham parvardigarım ki hiç kimle şerik kılmayanımda edip kalabildi.
Mana birodarlar, mu'min bilan kofirning oqibati. U ham ketdi, bu ham ketdi. Walam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillah va ma kana muntasira. Alloh taolo xulosalayapti bu qissani. Shuningdek, uning uchun Allohdan o'zga na bir yordam beradigan jamoat bo'ldi, va na o'zi o'ziga yordam bera oluvchilardan bo'ldi. Birodarlar, mu'min bilan kofir. Ularni shu dunyoda hayot kechirishligi ham bir xil bo'lmaydi. Oqibat ham hech qachon barobar bo'lmaydi. Chuqurni kavlab musulmonlarni tashlagan ana shu kofir podsho ham, chuqurga tashlangan o'sha mu'minlar ham, Qobil bilan Xobil ham, Ibrohim alayhissalom bilan Namrud ham, Musa alayhissalom bilan Firavn ham, Bilol bilan Umayya ham, Hamza bilan Abu Lahab ham hammasi ketishdi. Abu Jahl ham ketdi, Yosirning oilasi ham ketdi. Hammasi ketdi. Iymon egalari ham vafot etdi. Kofirlar ham. Lekin bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Ha, mu'min odam ustidan kulishadi. Mu'minlarning ustiga tuhmat qilib masxara qilishadi. Musulmonligingizni aytib, sizdan bir kuladi. Alloh taolo aytadi: "Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun." Darvoqa jinoyatkor, kofir kimsalar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kulguvchi bo'ldilar. Bu dunyoda kofirlar mu'minlarning ustidan albatta kuladi. Va iza marru bihim taghamazun. Iymon keltirganlar oldi o'tib olsa masxaralashadi. Kufr ahli iymon ahlining ustidan kuladi dunyoda. Endi qiyomatda holat o'zgaradi. Fal yawmal ladina amanu minal kuffar yadhakun alal araiki yanzurun. Endi bu qiyomat kunida esa iymon keltirgan zotlar kofirlardan kulurlar. Alal araiki yanzurun. Ular Jannatdagi so'rilarda kofirlarning azoblanishiga boqib o'tirib kulurlar. Alloh taolani shu yerda kuladiganlardan qilsin. Birodarlar, iymon bilan kufr, mu'min bilan kofir. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Siz bilan bizga iymon degan ne'matini berdi. Bu bilan ikki dunyoda saodatli bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.